dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Balon TD 6'dayız kıymetli arkadaşlar ve Balon TD 6'da Lich boss'u gelmiş efendim. Biliyorsunuz bir yandan totem kasarak elmas şeyi açmaya çalışıyoruz. 5 günü var bu elmas etkinliği. Bir yandan da boss var. Muhtemelen boss da totem verecektir diye düşünüyorum. Patron etkinliği başlat dediğimde 5. kademeyi geçersem 35 totem veriyor. Harita fena değil, harita güzel. Bence bir şeyler yaparız ya ama bu boss'a girmeden önce bir alışveriş yapmam lazım benim mutlaka. Vay be. Güzel ödül geldi. Bu boss'a girmeden önce alışveriş yapmam lazım. 4 tane maymun bilgisi kitabı var. Bunları basmak için ozanları bekleyeyim ben ne olur ne olmaz. Şimdi kesemem edemem falan. Bu arada arkadaşlar yani bonus ödüller avlu. Dur ya, normal mapleri sonra hallederiz. Şu boss'u bir kesmeye çalışalım da. Ben alışveriş yapacaktım ya. Bak sürekli unutuyorum. Güçler, nakit. 5 kutu nakit bizi kurtarır herhalde. Dünya kadar da anlık maymun var. 5 kutu nakitle başarırım herhalde patronu denemeyi ya, devirmeyi. Bu arada şey diyeceğim. Meteciğim, eğer yayındaysan, buradaysan, beni duyuyorsan. 1200 dolar harcamış oldum bu arada. Yok, 1000 dolar harcamış oldum bu boss'u devirmeye ama değer. Lich'te dikkat etmem gereken bir şey var mı? Lich ne yapıyordu? Balonarius dışarı boss atıyor. Lich kilitliyordu abi. Değil mi? Elektrik veriyor etrafına. Başlığı kim ayarladı? Ben ayarladım abi. Lich boss'u diye. Buffer koyma. Hem simyacı falan koyma diyorsun yani. Buffer koyma, skill basma. Okey. Başlığı ben ayarladım ya Lich boss'u diye ama. Kuru kafası patladığında önde boss çıkıyor. Küçük boyu kesmen gerekiyor. Ha, anladım. Kendini öne itiyor sürekli. Buffer koyma, skill basma, kendini öne itiyor. Anladım. Üçüncü tura bir tane paragon yapsan yeter. Okey abi. Ekonomi olarak tarla tapan mı kursak? Ne halt yesek ya? Şuraları bir kaldırak. Turu da bir başlatak. Sonra eşya droplarız. Önce şu ATN'i bir atayım da şuraya. Nereye atsak ki ATN'i ya? Buraya attım ya. Şimdi ATN'i attık. Şöyle bir para droplayayım. Hepsini kullanmamaya çalışacağım da bir hani 10.000 atsak iyidir. Otomatik başlatmayı durduralım bir ara. 5 tane kurabiliyorum zaten. Burada 5 tarlayı bir araya koyabileceğim bir yer yok. Bence gemilerden para kasmaya çalışalım. Ne dersiniz? Ama gemilerden gelen para yeter mi? Hem gemiler hem tarlalar falan gerekebilir. İlk başta gemi mi tarla mı peki? 5 gemi 5 tarlaya izin veriyor zaten ya. Şuraya 5 tane konulur mu? Şuraya inşallah bir tane bu su varsa, ki level aldığında şey olacak ya, yutturur bir daha kurarım. Hadi aldın yarı çap. Süpersin lan. Tamam. İlk mühendisi unutma, ben mühendisi unuttum, param az kaldı. 5 tarla 5 gemi sınırı var. Abi şuraya bir tane de Geblo maymun atarız. Bu Geblo maymun hepsini toplar herhalde. Evet, ilk başta ben enayilik ettiğimi düşünüyorum bu arada. Ben biraz enayilik ettiğimi düşünüyorum ama hayırlısı. Bunu sonra işte toplatacağım. Maymun polis yapacağım. Etrafına toplatacağım. Maymun polis yapıp etrafına toplatıp öyle ilerleyeceğim. Aman abi, bu kadar yatırım yaptıktan sonra patlamayı hiç istemem. Turu otomatiğe alabiliriz bu arada. Bu köşeye yapışkan konmuyor değil mi? Yapışkanı buradan koysam. Mete üst, sonra ne gidiyorduk paşam ya? Bu arada ben bir Discord geleyim mi? Bana konuşarak yardımcı olur musun?
normalini keselim, sonra beraber büyüğünü keselim. Açılmayan oyunun adı Earthfall. Bir yandan Discord'u da açayım da teşekkür ederim. Samomet sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için. Eyvallah. Çok teşekkürler. Neyle vurabiliriz ilk tur bu Balonaryus'a ya? Normal bir Moab gözüyle mi bakacağım buna? Ne gözüyle bakacağım? Direkt uçak mı basacağım? Ne bileyim, misal ben bunu hızlı fışkırtana çevireceğim kesinlikle. Ortadan mı gitmek makul oluyordu? Ne oluyordu? Onu bir şey yapalım da. Şöyle bir girdim yayın odasına. Bizimkiler de gelir umarım. ATN zaten herkese kamuflaj gördürecek. Süper maymuna falan mı tutturayım? Ne tutturayım buna? Çürümeden durur. Ez toplama. Biliyorum abi. Hoş geldin Metem. Hoş buldum. Şimdi abi direkt açıklayayım sana ben. Tamam. İlk aşamada bir sol çemberin oraya, bir de sağ çemberin oraya bombacı koyman yeterli. Onlar ilk boss'u tutuyor. Sağdaki ninja'nın yanına alev püskürten bir tane de büyücü koyarsın. O da gelenleri indirir. Hı hı. İlk aşama ninja'yla, ikinci aşama çivi atıcıyla, üçüncü aşamayı da büyük ihtimalle paragonla tutarsın. Fazla parayla başlamışsın. 10.000'le başladım. Baksana deli gibi akıyorum. Şey Metem, bu muzu ağaçlarına alttan kaç gidiyorduk? O, yani 3.02 miydi? 3.20 mıydı? Neydi? En çok parayı istiyorsan 3.20. 3.20. Onlar maksimum veren tarlaya dönüşsünler. Allah Allah, az kalsın ben de patlıyordum bak. Aman diyeyim, sen de dikkat et Metem. Burada şey kullanmıyorduk değil mi? Buradaki altın kuralımız buffer kullanmamaktı. Aynen, hiç buffer olmayacak. Tamam, hiç skill hiç buffer olmayacak, hiç skill basılmayacak. Buffer ve skill yok. Ben bu arada çivi atar yaptım bile bir tane. 2.05 yapacaksın abi onu. Onu da 4.00 mı yok, 4.20 köyle beslersin. Adam seni ATN kamuflaj verecek, gerek yok. 4.00'la beslesen yeter. 4.00'lık bir köy. Yanına bir de şey düşünüyorum Metem ya, hani bir tane yavaşlatıcı. Aynen, 4.02 boost koyarsın. Aynen, aynen. Hatta tek çivinin gücü yetmez. Onun altına bir de 2.04 bir çivi daha koyarsın dibine. Tamam. Çift çivi olur. O zaman bak, ben buraya bir tane daha köy attım. Köyü çift çivi yapacağım. Köyü çift çivi yapıyorum. Şöyle köyün etrafına. Bir tane daha 2.04'lük. Yukarıdakini şey, köyü ne yap dedin? Köyü 4 yap dediydin değil mi? Aynen, 4.00. Zaten bir yandan yukarıda da bir yapışkan var. O buzcuyu da basslayacak. Buzcunun da menzilini genişletir, iş yapar. İki tane buzcu mu, bir tane buzcu yeter mi? Abartma amık mı? Bir tane yeterli. Tamam. 4.02 herhalde, aynen 4.02 olur. Tamam. Sıkıntı yok dostlar. Normalde bunları hani yapışkanın eritmesi olmasa kesemezdik ama sıkıntı yok, ayarladık. Bu arada baksana, şeyi ayarladım bak. 5 tanesini buraya koydum. Bunu hani bir maymun işinden, maymun polisten falan yutturacağım. Yutturduktan sonra bir tur daha bunun etrafına dikip koyacağım. Hani deli gibi param olacak zaten. Ben maymun nakiti atmadan deneyeyim dedim de bir tık zorluyor. Abi ben direkt var ya, dedim ki ben 1000 doları buraya hibe ediyorum abi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Hani hem para verecek kestiğim zaman, hem totem verecek, totemde ilerletecek beni. Dedim ki yani götürün. Hard modunu da keseceğiz zaten. Hard modu beraber keseriz işte ya. Hard modda da kişi başı ikişer tane droplarız. Olur biter. Çok sinir bozucu bir haritada gelmiş ya. Dar ya. Metem bu arada buzcuyu mutlak sıfır yapıyorum da, mutlak sıfıra alttan mı üstten mi? Hani sıfır... Yok, mutlak sıfır değil. Üstten 4, ortadan 2. Üstten 4, ortadan 2. Delici olacak o. Biraz da yavaşlatacak Moab dahil her şeyi. Ben mutlak sıfır gibi düşünmüştüm böyle, hani etrafındaki her şeyi versin gibisinden. Yok, o gelen her şeyi zaten çiviler mahvedeceği için. Tamam, çivilerle buffladım. Ötekini de çivilerle buffladım. Yapışkana sence üstten gitmek mi mantıklı? Skill atmayacağım için ortayı 3 yapıp hani 3 kat hızlı fışkırtmak mı daha mantıklı? Oo, sen daha ilk aşama için kurmuşsun. Ben ikinci aşamaya geçtin sanıyorum. Bu yeter de artar bile.
Yo ya hani sağ tarafa ne olur ne olmaz. Ateş püskürten büyücü koymayı unutma. Ateş püskürten büyücü. Şey kaça kaç? Şey. Sende ATM var zaten 2-3 koysan iyi olur. 2-3. Onun yerine başka bir şey yapsam. Ne gibi? Bir helikopter falan koysam kanka Apache'ye çevirip. O da aynı icraatı yapar da metaller geçerse sıkıntı olur. Ama Apache gideceğim hani. Ha şu pervanelerle keser ha, diyorsun. Ha. Tamam o da olur. Pervanelerle kestireceğim. Alttan da iki gideceğim. Zaten ATN kamuflaj görüyor. Şimdi biraz 19.000'e biriktirmeye çalışayım. İnşallah burası boss'un ilk aşamasını keser diye düşünüyorum. Keser abi. Ben iki tane ninja koy demiştim ya ilk aşama için. Sen direkt çiviye geçmişsin. He hiç şey koymadım. Ninja koymadım ya. Ben direkt var ya aslında ikinci aşamaya direkt ben uçak rushlayacağım kanka. Bu çiviler tutar. İkinci aşamayı da tutarsa ne güzel. Belki hani şu açık alana bir medium ordusu. O da üçüncü aşama için. Aha geldi 14.000 canlı. Hiç hasar verememek beni ürkütmeli mi? Daha çivilerin oraya gelmedi. Geldi, eritiyor. O yeteri kadar vurur ya. Baktım vurmadığını düşünüyorsun. Helikoptere 19.000 param birikmiş. Abanayım mı helikoptere? Yok ya. Yapıştır, helikopter her türlü iş yapar. Güçlü birlik. Ama bence kesti ya. Kesti daha bir daha dönecek. Ben aç gözlülük yapıp Muzcu Joe'ya gidiyorum. Kesti. Yani Muzcu Joe abi, Muzcu Joe. Bir yalan yok, bir içim titredi. Hani doğruya Çivi doğru. Çivi yapmayı mı unuttun acaba? Çivinin normalde menzili daha geniş. 204. O ortada şey. 400 maymun köyü. Şey, çivi tuzağının teki 5. seviye mi, o da mı 4? O da 4. Lan o yüzden zorlanmışsın, tekini fullesene adam. Kardeşim bana söylenmedi. Ulan ben de diyorum nasıl tutamıyor ya, böyle bir ihtimal mi var diyorum. Diablo babuş. Aa bak, konuşma arasında daldım, pazar sattım liç gelirken, canı ikiye katlattı yine. Kendi kendini baltalayan adam gibi adam. Kendi kendine çoğu. Bu arada köye yutturamazsın abi, yutturma kapalı, haberin olsun. Bunu belki biraz geç söylemiş olabilirim ama... Sağ ol kral ya, çok erken söyledin yani. Maymun Allah'tan kasabası yapayım da bari ağzına sıçtığımın. Bir tanesini üstten full köy yap abi, ileride bir tanesini de satar alttan fullersin, max pazar yaparsın. Köy onları bufflar, köy yine fazla vermelerini sağlıyor, o yandan bir sıkıntı yok. Ben gemilere de gideyim mi bir yandan ya? Gemilerden de böyle meyve atıcıyla zaten... Gemilere git canım. Hatta geminin, şu köyün menziline giren gemiyi de maksimum gemi yaparsın. O şekilde çok rahat bir farm elde edersin zaten. Bir 19.000 daha yapayım da şunu. Ağzına tükürdüğümün gemisini koyamamışım. Hele diyorum ben niye ötekine tıklayamıyorum. Geblo babuş. Bunlara bir alevli meyve vereyim de hepsine. Sonra parasını kastırtırım onların. Alevli meyve tabağı önemli. Peki ben bu tur için böyle daha büyük bir hazırlık yapmalı mıyım Mete? 7 tur kaldı, kademe 2 gelecek. Kademe 2 onlar tutar. Ben az önce kademe 2 işte bir tane buzucu, bir tane maksimum. Ama bak de... benim muhab patlatan ninjam yok. Fark etmez canım, ninja 500 vuruyor. Ninja olmasa da olur. Çivi tuzağı tüm işi yapıyor. Bir de üsttekine maksimum yapmışsın, o hayvan gibi vuruyor zaten. He ya, bir de üstten bak yavaşlatıcı zaten yavaşlatıyor. Bir de buzcu var. Buzcu Joe var. Yarın yokmuş gibi vurur zaten. De oradan bir firar ederse var ya, ay 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 ay. Ben uçağa 19.000 veriyorum ya.
Sana net diyorum yani. Bak sana güveniyorum Mete. Uçağa 19 bin vermiyorum. Köye veriyorum, şeye veriyorum. Hiç gerek yok. Hatta baktın çok mu tehlikeli geliyor? Köyde fullersin, çivi tuzağının menzili iyice genişler. Dur bakalım, son iki tur kaldı. Korkanco! Korkudan götüm titriyor Mete. Kardeşim benim yaptığımı gördün mü? Çalışmayan oyunu çalışmıyor diye iade edip, hani alıp çalışmadığını öğrenip iade edip sonra tekrar aldım. Diye be, tekrar iade et de küfür etsinler. Ne yapmaya çalışıyor lan bu diye. Amık delisi diye. Sapık mı lan bu acaba? Kanka 16 lira için iade etmedim bu arada. Hiç bacıma sövdüremem, biliyor musun? Gerek yok kanka ya, yani bu gerçekten gerek yok. İnsanın gururu kırılıyor iade etmeye giderken. Bu sefer hani şey yapacaklar, mal mal hani. İade sebebi, yanlışlıkla satın aldım falan böyle. Değil mi, böyle yakın sakat galiba bu arkadaş, yeni iade etmiş diyecekler. Hayır, bu sefer gerçekten bir şey iade etmem gerekir, onu iade edemem, göte girer çat diye. Abi de evet, sınıra takılma ihtimali de var. Üzülürüm, biliyor musun? Oyunda ne ödüyorsun? Şey, Lich'in normalini kesiyorum, sonra beraber elitini keselim. Baksana, çemberi tamamlayamadı bile. Çok rahat patlamış. Şimdi üçüncü aşama için mutlaka bir paragon dön, değil mi? Ya 5 tane medium koy tutar ya. Medium'un tekini fullle. Geblo paragonucu o. Bir de yanına 2-3-0 köy koyarsın. Çünkü paragona paran yetmeyebilir bu aşamada. Ama bak 5 tane full seviye tarla, 5 tane full seviye gemi. Yetmez. Yetmez mi para? Ucunda kalır. Sen medyumlara tuttur 3. aşamayı, 4 de paragonu koyar, sırtını yaslar izlersin. 72 tane 4 medyum çıkartsın çok rahat. Ya da... Zaten 5 medyum sınırı var, bir tane eksik koyuyoruz. Ya da uçan kaleci o. Yok, sen medyum daha tatlı olur. Uçan kaleci o. Tutmaz. Uçan kaleci. Senin zahmet olsun maymun. Bu çoklu attıkları için çıkanları da vuruyor bunlar. Ve arkaya da çekiyor. Bir de hepsi 8 tane atış yapıyor, 40'ar vuruş yapıyorlar. Medyumlara hafif almam olsun. Şimdi Gemlo Paragon artı... için ne istiyor? 350 bin istiyor. 15-40. 50 bin artı 100 bin. Diğerlerinin yükseltmesi de 100 bin civarı. 450 bin diyor ona. Bütün yoksa pazarlarımı satsam bir boka yaramaz. Anladım. Daha paran yetmezse çok moral bozucu olur o yaptığın satış. Satış olur bize. Game satış olur yani. Kesinlikle. Tamam, ben medyumları ayarlıyorum abi. İnat etmeyeceğim. Götüyle inatlaşan donuna sıçar. Bu arada 2-3 köy buff'ı vermeyi unutma. Bir daha bir çok dandik bir yere kurma, tek yola vurmasınlar. Çemberin oraya falan kur. Öteki çembere mi kurayım bence. Ne yapayım? Çemberin başına kursun bence. Soldaki çemberin başına kur. Köyde bir yan tarafa koyarsın. İlla ki köy ortada olmak zorunda değil. Abi önce şey, daha şeyleri koysa sonra onu koyarsın. Medyumları biz. Tarlaları gitmişsin, ilk çemberi oraya koymuşsun. Olacak iş mi? Yer mi var? Bu, lan... Ben sağ tarafa doldurdum hepsini. Ana atağın hep yere niye şey koyuyorsun? Geblo. Dur, beni dinlemiyor babuş. Soldaki çemberin sol tarafına koy diyorum, sağdaki çembere koyuyor ya. Ya gökten ince görecek o şeyi. Lan! Neyse, sıkıntı yok. Medyumlar deşer. Hayatım, yani hoş geldin bebeğim. Ömrüm bu, boss'un ufak seviyesi. Eğer sen de istersen elitini seninle beraber keselim. Boss kesiyoruz bebek. Teşekkür ederim Viola, iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Ya nereye koyalım biz bu şeyleri ya? Sol çemberin sol üstüne, ATN'in yanına koy. Tamam. Köyü de tepeden verirsin, bufflar. Ki maksimum olanı bufflasa da olur köy. Aa, köy zaten buffluyor. Yok, o tip değil. Metale vurması için 2-3 yapman gerekiyor köyü. Ortadan maymun mix'i veriyorsun, patlama işleyse. Var olan her şeyi vurmasını sağlıyor.
Böyle birbirlerinin menzillerine girecekler mi? O beni korkutuyor. Bam bam. Abi bu arada bak, köy sıkıştı araya. He canım? Abi oraya 6 tane mi gerekiyor değil mi? 6 tane atılmıyor. Yok şey, bir tane eksik koyabiliyorsun kanka, sınırı var. Tamam o zaman ben başlıyorum şimdi. 2 3 köy. Sonra kaça kaç veriliyordu? 0 1 4. Aynen. Ey. Abi üstten iyi verdin. Kazara verdim. Olsun, bir tanesi de üstten olsun. Sattım, verdiğimi geri koyamıyorum. Alttan den abi. Haftanın ikinci doğru yanaştır koyarsın. Sen rahat ol, çivilerim falan da durduğu için çok rahat keseceksin zaten. Medium'u koy yeter. Hangisini gazap avatarı yapayım? Gazap kabatarı. Yola en yakın olanı. En baştakine işte. Bu ATN'in yanındakini yapıyorum ya. ATN'in üstündekini yap bence. İşte, yola en yakın olan o zaten. Ama ATN'in altındaki daha çok yer görüyor ya. Kavatar'ı buna verdim. Elit Kavatar. Elit Kavatar. Ben artık köy şeylerden birini 100.000 yapacağım. Onu bekletiyorum. Uçağa belki 45.000 veririm ama gerek yok. Umarım Kavatarlar keser bunları. Hayatım ne sıkıntısı olacak? Geçer. Öyle şey mi olur? Elit boss'u beraber keseriz bebeğim. Zaten biz geblolar da orada olacağım. Rahat keseriz. Maymunlarla birlikte olmak güçlü. Ama neyse ben balon oynayınca acıkıyorum lan. Neyse alıştın artık. Sürekli yemek vaktinde oynuyordun ya, psikolojik bir etkisi var. Evet evet oğlum. Yani böyle psikolojik olarak şey, yemek saatim de geliyor aslında normalde ama. Bak 100.000 de yaptım buradan. 1000 dolar harcamış olmam dışında bence her şey worth ya. Ama diyorum ya, totem motem de verecek. 2 tane yetiyor genelde abi. Tek başına oynuyorsun. 2 tane 5k ile başlıyorsun, hızlı farmlıyorsun. Valla ben 10k ile başladım ya, işimi dedim sağlama alayım. Pam pam. Biz co-op diye çok fazla abone oluyoruz ya. Çünkü gönül mü x şey var ya, hı-hı, oyunun multiplayer sarını. Hı-hı. Çok dengesiz o ya, kişi sayısına göre verdiği güçlendirme. Son 2 tur Joe, son 2 tur. İlikler titriyor. Helikoptere 45.000 basmamak için babuş kendini zor tutuyor. Abi şey, bu arada müsait olduğunda bir ara yayın dışından yayın içi bir Fallout New Vegas oyna ya. Çok güzel. Ben Fallout New Vegas oynadım ama hikayeye önem vermediğim için NPC'lerin kafasına sıkıp göt gibi ortada kaldım. Abi bak, geleni geçeni vurdun mu gerçekten? Kanka girdim, böyle bir tane adam oturuyor barda, selamın aleyküm demeden böyle bir sıktım kafasına. Sonra herkesi öldürmeye başladım. Soluyan her canlıyı vurmak da ayrı fantazi ya. Vurdum. O oyunda çocuk hariç herkes öldürebiliyorsun. Öyle bir şey varmış, arkadaşıma sormuştum. Fallout'un çoğu oyunda öyle ya. Gelenin kişinin kafasına sıkabiliyorum belli bir noktada. Çoğu oyunda olmuyor. Yani görev veren NPC'nin çoğunu öldüremezsin. Mesela burada görev veren ne de öldürebiliyorsun. Evet, görev veren NPC'leri öldürdüm. Peki görev vereni kesince ne oluyor? Öyle oyun sıçıyor mu orada? Yani? Kanka hani dışarısını bilirsen işin sıkıntı olmuyor. Şey mesela, Samet abinin ikinden örnek veriyorum biraz. İleride bir detay heykeli var. Oraya gittiğin zaman oradaki adam sana bir amelik yaptı. Uzay gitme kilimini topla diyor. Roketi bir şey yaptırıyor. Oraya toplamak yerine adam vursan abi için koltuğu ip alıp görevine devam edebiliyorsun. O da iyiymiş. Ya ben genelde şey yapıyordum, hani adam görev veriyor, yaptın görevi, ödülü aldın, kafasına sıkıp adamın kalan loot'unu da aldın gibi. Oh manyak. He öyle yapıyordum. Hatırlamıyorum yani, çok eskiden oynadım da dediğim gibi nefes alan herkesi vurdum tüfeği alıp, hani misal... Abi ben... Böyle bir canilik, böyle bir vahşilik olabilir mi ya? Hiçbir şey hissetmedim bu arada ya. Şey vardı, iki tane çarpışan grup vardı. Aşkım, her zaman gelebilirsin bebeğim, yayın odasındayız. Sende patroniçe etkisi var, görüyorsun zaten. Şey, oyunun diğer sisteminde abi, istediğin yere nuke atabiliyorsun finalinde. Hmm. Bizim arkadaş her yere nuke attığı için, en son böyle şey hikayede... Bir buff alabiliyorsun. Belli yapacak her şey bir buff veriyor insana. İşte Lord ölüm mü? Lord bir şey başarımını aldı. Kim görse adamdan korkuyor, konuşmuyor bile. Bu arada şey yapacağım bak, şu geminin oraya bassam Geblo Paragon'unu. Olur.
Sen Gel'dan'ı geçirdin seke seke map'ten. Ya Gebro Paragon böyle 2-3 santim görse bile yeter ya. Gebro Paragon'u şuradaki süpere basarım. Onun yanına tüf tüfçüleri ver. Bir abi, tane fazladan bastım. Abi oyunun boş gezerken şeyi buldum. İşte kendime robot kollayabildiğimi öğrendim. Kendinin yerine de şey işte, köle robotlar craftlatıyor. Ama artık işler için craftlatıyor abi. Bu arada Frostrex Prime'ın avantajıyla 10. ayında teşekkür ederim. Frostrex hoş geldin, merhabalar. Pam pam. Bu arada ben uçağa eğer 45.000 basarsam 350.000 birikir mi 12 turda? Bence hiç riski almayayım değil mi? Abi kalırsa yükseltin en son abi. Evet hiç riski almayalım. Konuşulan oyun hangi oyun? Fallout New Vegas. 4. aşamadasın değil mi? 4. Hı-hı. Aşama 4. 11 tur kaldı. Ya her türlü para çıkar. Çıkmasa da köyleri okutursun. Yani paragon baskan sonra tutuyor artık. DDT dedi ama halletti, bizim ATM de vuruyor ya şapır şapır. ATM'in uçağı OP ya. Online'da şunlar seviye atlamıyor ya, çok sinir bozucu bir şey. Bir de benimkiler harbi atlamayan çarlar. Ya say alıyorsun, bu say atlamıyor tabii ki doğal olarak seviye. Abi söyleyeyim hani şey bilirsin. Zaten tecrübe bölünüyor. Bunun çar karakteri normalde de 20 olmuyor 100. turda. 20 oluyor %. Yani 90'larda falan bir 20 oluyor. Normal maçta düşün bak 90'da 20 oluyor diyor. 4 kişiyiz, sen hayal et. İşte hani 10 level zor görüyor. Bu arada ben otomatik başlatmayı durduruyorum, son tur şey yaparım. 80. turdan tekrar dene, $400 verip. Niye lan şu an kazanıyorum, niye öyle bir seçenek var yok, orada? Yok işte yani? Buyursan hata yaptım şey yerine. Şey bir de var abi. Single player oynadığın zaman çıkabiliyorsun. Checkpointleri paramedan başlatabiliyorsun mesela. Boss öldü ya, çıktın. İşte veya baktım boss'u yenemeyeceğim, bir hata yaptın. Çıkıyorsun, boss başlayan önceki tura atıyor seni. Checkpoint veriyor ya. Bununla çıkıyor. Boss böyle işe yaramıyor. Anladım. Baba sen aleyküm selam, hoş geldin. Bam 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 bam. 350.000 biriktirmeye az kaldı. Peki bir şey soracağım. 350.000'in üstüne atıyorum 0.40 falan maymun basıp mümkün mertebe bunun paragonunu daha yüksek çıkarmaya oynayayım mı? Olur. Single'dayım, o kadar kasmama gerek yok mu? Gerek yok ya. Zaten 30 level'in üstü çıkacak her türlü tekler. Benimki fantezi abi. Bas abisini istersen. O ben zaman... de fantezi olsun diye 20-30 tane bastım, 41 level çıkardım da yani gereksiz oluyor. Anladım. Derken patlıyor. O zaman o kadar parayı harcayacağıma bundan sonraki paragonlar için şey yapayım. Evet, uçak paragonu basarsın daha hızlı bir ya de. Ya da abi... Kesinlikle. Kale, uçan kale, uçan kale basacağım, uçan kale. Hızımı alamadım, uçak paragonu da bastım finalde. Oğlum sen işsizsin. Sen normalde bile buff atıyorsun şeylere. Evet, öyle bir psikopatlığım var. Ya abi mesela, adam... Kupa kasayım diye bir maça girdim kanka, hızımı alamadım. 3 paragon bastım. Dedim bari gidebildiği kadar gitsin, bıraktım öyle. 32 level çıktı paragon. Bak 226. tura gitmiş. Evet, artık bu paragon basıldığına göre ben arkama yaslanabilirim ya. Zıngır zıngır vurur zaten. Hiç kimseyi içeri sokmuyor bu arada. Zıngır zıngır ve para kasıyorum pıtı pıtı. Abi o kadar hızlı eritiyor ki. E tamam, arkaya kurduğumuz sistemde öne fırlayanları falan tutar engeller. Bitti gitti. Şu saatten sonra uçak paragonu, bumerang paragonu belki. Mühendis paragonu yapmam. Mühendis paragonunun kontrolü zor diye hatırlıyorum. Yani mühendisin kontrolü biraz zor, orası doğru. Güzel. Bu arada ben hem single'ın totemini alacağım. Hem sizle beraber elitin totemini alacağım. Mis. Uçan kale. Ozan'a gö... Uçan kale.
ben seni Overboss'ta göreceğim abi, ben seni laf atayım bu arada, cevap verme bana. Önümde yengen geliyor ya, sana laf atacağım bir saat. Benim hatun geldiği için sana cevap veremeyeceğim. Anladım. Diyorsun ki bu adam benim belamı belamı öpemez. Terbiyesizlik. Ben 5.'deyim değil mi bu arada? 11 round sonra 5. gelecek. Her şeyi satıp alacağım o zaman şeyi. 800.000 çıkar inşallah. Çıkar tabii, daha 10 tur var. Sen şu 80 yani 150 kasa şu senin tarla şey. Her şeyi satacağım zaten ya. Çivi atıcısından tut şeye kadar yani. Bir tek iki tane paragon kalacak. Bir de ATN kalacak. İki paragon artı ATN. Çivi atak kalsın ya. Onun sana bir zarar yok. Ya parası çıkarsa onları da satmam canım. Sadece farm yerlerini satarım. Uçak. Uçak basınca ortalık ne güzel şenleniyor öyle, görüyor musun? Şenlenen gaming. Son 5 tur. Kanka bence 800 bin çıkmayacak. Tarlaları satarsın. Gemileri de satarsın. Abi tarlaları da gemileri de satsam çıkmayacak gibi duruyor bu arada. Daha gel ucuz bir paragon da satarsın. Daha ucuz bir paragon var mı? Bumerang paragonu yapsam. Aa, bumerang paragonunun şeyi açık değil. Ninja paragonu, ninja 600 bin. Olmadı satarım uçakları, ninja paragonu yaparım ya. Evet bu arada turu durdurma zamanı. 800 bin nasıl çıkaramadık ya? Son 2 tur. Bir tur daha oynayıp satsam çıkar mı? Gerek yok bile ya, beni boşuna basma. Uçak paragonuna gerek yok mu? O abartı biraz ya, fantazi o yani. Dur bakalım. Her şeyi bir satalım. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Gemileri de sat, helikopteri de sat, fazları da sat, çivileri de sat. Medyumlar. Çıktı ya. Yapışkanlığa kadar satacağım. Harbiden ne var ne yok. Çıkmadı lan. 750 bin, battımı öpsünler. O zaman ninja paragonu ya. Uçakları da sattım, ninja paragonu. Millete şeyi göstereceksin, 750 bin parayla boss'u bitirdim. Başta 10k atmamız dışında hiçbir problem yok. Üzücü. Tam 600 bin, 180 bin para var. Ben paso ninja basıyorum. Ninjaları kaça kaç basayım? Daha güçlü olması için. Fark etmez. Ama tavsiyeden 0-4. Hatta 2-4 ya. Bütün paramı bitireceğim. Altı yüz binde durmazsam sert sert. Onu da basamam. Onu da basamazsam üzülürüm bu arada ya. Akabe uçağa para çıkmadı. Ama para kasmak limitliydi burada. Para kasmak limitli olmasa çıkardı. Daha fazla yapardık gemiyi memiyi. Bir de sen 100 binlik tarlayı basmadın. Niye basmadın onu anlamadım. Bastım. Bastı mıydın? Göremedim. Bastım. Onu da sattım. O zaman o 60 binlik pazarın harbi getirisi çok fazlaymış. Birini pazar yapmadım ya. Ben hani maymun köyüne yediririm diye şey yaptım.
Onu ben de çok geç fark ettim. Bir baktım yutturamıyoruz. Dedim aga be. Yalnız burada yutturamıyoruz falan böyle ama iş bitince söylüyor falan. Her şey için çok geç. Sana bir şey söylemem gerek. Tam 600 bin bıraktım. Evet arkadaşlar sadece 2 paragon 27 mi? Ne bekliyordun? Yukarıdaki 32 çıktı, bu nasıl 27 ya? O da şey, bir tane daha kadime 5 yedirebiliyorsun ya, ondan ötürü okçu 30'dan aşağı çıkmıyor. Anladım. Bu ninja güzel vurur, muhablara karşı güçlü. Baksana o anlık patlama hasarını ninja veriyor. Hı hı. Ve şey, balonların çoğunun hepsini düşürüyor. Çıkacak balonların, çıkanların. En güzel özelliği de o var ya. Ne yapayım canım, bumerang paragonum yoktu. Uçağa da param yetmedi 50 bin altınla. Yani 50 bin altın droplamaya kalksam hani 10 bin dolarlık falan olacağım. Dedim ki saçmalama. Bu aşama için de gerekmezdi yani. O zaman ben lobby'yi açıyorum. Tamamdır. Kazandık bu arada totemler falan filan. Ben bu sefer oynamadım. Evet dostlar, normali kestik, sıra elitte. Elitte de var ya, bir para var. Çıkmadı abi. Ay heyecan. 100 anlık maymun olmuş. Kaç anlık maymunum olmuş? 200 tane. 200 tane. Oho. Başarım gelmiş ya. Severiz, severiz. Hayatım, burada mısın? Oyuna gelecek misin yavrum? Aa, hatun burada. Tıkla odaya, gel yavrum. Bam bam bam. Sen yengeye gönderirsin abi, atıyorum. Tamam, at. Ben atıyorum. Ben de atıyorum onu. Bir de elitini keselim yavrum. Şimdi herkes gelsin, en son Geblo babuşu çağıracağız. Ozan, bu arada ben hangi maymun bilgilerine vereceğim, bana onu söyle. Neonic değil, ne kaldı? 5 tane maymun bilgim var. Şey aslında, güçlerde şey var ya, para drop'unun şeyini azaltma var, onu alabiliriz aslında. Tamam. Güçlerde. Oraya kadar gideceğiz mi ya? Abi gidilir, parasını 40-80'de kısıyor. Bende güçler kısmı full. Ben sizden önce güçmüş kullanmıyordum, hep ondan dolayı var ya. Efendim sevgili Honoris, 7. ayında iyi yayınlar, kirayı da bırakalım demiş. Hoş geldin Honoris, merhabalar. Ozan Bey, hadi lobiye. Dağıldım şey, sana da bir yayına bakalım ya. Benim bebeğim geldi mi? Daha geldim. Buradayım. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Hoş. Hoş geldin Geblo yenge. Haydo. Lan. Ozan... Seni de lobby alalım, sonra Babuş Bey'i de alalım. Aynen aynen, Ozan gelsin ben de geleyim. Bana kodu kim atacak? Ben sana attım Discord'dan. Ben sana WhatsApp'tan yollayayım mı hayatım? Telefondayım, bir dakika. Yolladım, WhatsApp'tan yolladım bebeğim. İlk defa mı? Ya biz Hatun'la çok oynuyoruz da hasar oldu. Hani sesli olarak gelmek ilk defa hani müsait oldu. Değil mi hayatım? Daha önce hiç böyle sesini duyamadıydık galiba. Yayında duyamadık. Bir kere duyduk. Telefonla konuşuyordu, karakter yaptırıyordu sana. Ha evet evet evet, şeyde, Crusader Kings 3'te. Onu da kapattım mikrofonu, nasıl duydunuz ya? İlk başta kapatmadan geç kapattın. Sana iyi. Geç kapattım, anladım. Benim hatun da 60 level olmuş ha. Bekle. Ya bölünmüş ekran bu ya. Değiştiremiyorum metalını. Ne yazık ki değiştiremiyorum. Madalyalar ben... madalyalar. Aşkım ikimizde de ATM var. İstersen ben değiştireyim. Sen ATM mi oynayacaksın? Ben de iki tanesi açık sadece. Ben değiştirdim ya. Tamam. Ben de değiştirebilirdim hayatım, nasıl istiyorsan. Fark etmez. Ama hayatım şey değil mi, böyle ATM'nin rahatlığına alışınca böyle hiç kamuflaj derdin yok. Ya aslında bu şeyin adını bilmiyorum ama neyse, bu işte seçtiğim okçu. Quincy. Evet. O da 5'ten sonra kamuflaj veriyordu herhalde ya. Aşkım kendi görür sadece. Bütün moblara vermez.
olsun. İlk de verdin iyi. Bence de. Şey, hadi başlatalım. Hem wave güzel kilitliyor hem de Maul'u güzel vurabiliyor patlayan okuyla. Evet, oyun ortak platform oyunu. Hangi alan kime verilmiş bakalım. Abi, benim niye sana atıyorsunuz? Aşkım, sana öyle geldi bebeğim. Yavrum en azından tarla falan kurarsın rahat rahat ya. Sen şimdi gör, ben o yukarıya 5 tarlayı bir şekilde sığdıracağım. La ben nasıl olacağım, benim alanda küçük. Ben de bu arada şey yaptım ya. 2 para droplayacağım. Tarık Altıncı yayında bu arada. 6 ay olmuş, hayırlı yayınlar. Hayırlı olsun tekrardan bu arada demiş. Teşekkür ederim Tarık, sağ olasın. Şimdi Mete, az soru şu. Şey diyeceğim. Şu sol halkanın köşesine. Köşesine dedim. Buraya bunu koymamda bir sakınca var mı ya? Başlatıyorum o zaman. Tüm geblolar hazırlanmış. Ben de 2 para dropluyorum. Abi ben bir tane de ünitemi koymak için atıyorum. Benim de çok pahalı. ATM'i koyuyorum direkt. Şöyle yapacağım. Ve ben de tarlacılığa girişiyorum o zaman. Abi normalde şu üstü bana satsa ben şu ortaya koyacaktım. 3 V'yi çok daha görebiliyordu buradan. Burası çok çöp oldu. Bak elitte bu arada 10 taneye kadar müsaade ediyor ha. Abi 10 satsak çok daha yerimiz yok. Dur bakalım artık olduğu kadar. Bizim buraya kaç tanesi var ki ya? Dikkat edersen çok daha sıkışırsın yine. Aç gözlü maymun. Aç gözlü maymun. Para yetmemiş gibi bir de Benjamin koyuyorum. Mete kıskanmışsın kardeşim, benim gibi altına bir patron mu almışsın? Tabi lan. Abi seviye atladığında da Benjamin'in altına bir şey açılıyor. Pist açılıyor. Bu arada board'u da ihmal etmeyin de şu an board'u oynayan bir tek benim hatun galiba. Abi benimki var işte, tank tutuyor. O adam tank koydu abi, daha ne koysun? Abi o bu ünite 1800 altın. Beğenemedim. Ulan ne oluyor? Daha oyda gerek. Oluyor. Yavaş yavaş ne atıyorsunuz öyle ne? Para bastım ya. Para bastım ya. Yavaş yavaş. Onu ben yapmıyorum ya. Ben daha var. Ne oluyor yan tarafta? Ben fakirim, anlıyor musunuz? Sen ben atardım ben. Kocanla ne iste? Orada 10 kaparsa boşa duruyor. Kocam kimdi? Hayda. Taş evini sen yersin. Haklı, ne diyeyim? Sıkıntı yok, evinde kartlar ona gidecek abi, sıkıntı yok, o yarıda. Oyunda yeniçer açılıyor mu derken Haseloğlu? Yani kahraman olarak tabii ki açabileceğin şarlar var da görmüş olduğun şu liste harici daha farklı maymun ya da daha fazla maymun gelmedi. Şarlar elde toplanıyor değil mi? Evet hayatım. Ya da şey yapıyorsun aşkım, güçlerden bir tane şey var böyle, çiftçi maymun var. Onu atıyorsun, o topluyor. Aha benim şu Azrail kılıklı gibi. Ha ben de çiftçi maymun atacağım da şimdilik hani sayısı az tarlaların diye şey yapmadım. Yani ben attım. Benimkinin kanı görmesi lazım tek sonra. 24'te sıkıp oluyor burada, 24'e kadar vaktimiz var. Daha kaç tane daha sıkıştırabilirim acaba ya? Dur biraz da Metin'le uğraşma. Valla var ya, Benjamin seviye almamış olsa oraya da bir tane sığarmış. Boşa gitti bölge. Ben beceriksizi gene 5 tane anca sığdırabildim ya. Ben ne yapayım? Ben hep sondayım. Küçücük alan var. Küçücük alanda. Sen beni gördün mü? Ben nasıl koşturmaya çalışıyorum şeyleri.
üç tane koydum. Bir tane. Ağaçların arasında tarla kıstırmış. Hakikaten arkada ağaçların arasında kıstırmış. Balon TD mobilde ücretsiz miydi kanka? Kalbini kırmak istemem ama. Ücretsiz mi? Kalbini kırmak istemem ama. Abi bu normalde zamanında 3 liraya falan satıyorlardı da oyunu. Şimdi çıldırdılar. Gözlerine hırs bürüdü, anlıyor musun? Bunlar zammı erkenden öğrenmiştir. Bütün etraf tarla böyle ya. Orada kimse maymun atmadı, herkes tarla mı attı gerçekten? Evet. Öyle oldu hayatım. Bizim gemiler hiç yoktan atış yapıyor yoksa var ya. Yani aslında tanklar da, tankın kamosu yok şu an. Kamu gelmiyor. 5-6'a geldi kamosu. Siz yaptıysa. Neyse, ayıp olmasın diye iki gemi de koyabiliyormuşum. Ozan, biz bu arada seninle işbirliği yapıp şuraya iki tane o çivi atardan kurmak zorundayız galiba. Hallet. Sığmıyor. Aşkım, böyle son raddeye kadar alanı da zorlayabilirsin. Mete'nin oraları falan. O yarım tarla attığı yere falan atarsın maymunları. Şöyle yapabilirsin. Bakmak için. İster bir unit, istersen de bir işte şu sağdaki maymun sürekli basıp görebiliyorsun. Hani full sende olması gerekmiyor. Yarısı bir senin olsa koyabiliyorsun böyle. Böyle Samet'e bir bölgesine süper maymun sokuyordum. Misal ben bak şuraya böyle çat diye normalde Ozan'ın alanına bunu koyabilirim. Ama bunu koyarsam oraya saldıracak sonra ekipman boss koyamayız, böyle, ölürüz. Sonra boss sana böyle nana yapar. Hı. Bu arada neyse, trollemeyi bir yana bırakırsak Ozan, sana bir 40 bin gönderelim de bir bombacı mülayim bassana. Yani 4 kişi bu tutmaz biliyorsun değil mi? Efendim? 4 kişi de bu tutmaz. Şey, 40 bin vereceğim işte, maksimumunu basmaya çalış. Bak Ozan, ben çok fazla senin alanından gasp etmeyecek şekilde şuraya bir tane kuracağım. Ulan, uygun mudur bak burası sana? 2-0-4 yapacağım. Onun vakti var da onun için daha çok. Şu an para gönder abi, şey, bombacıyı bassın. Ama daha benim tarlalarım. Max seviye bombacıya ihtiyacımız var. Abi ben her yere kuruldum, benim param yok. Ben sülük gibi her yere yerleştim. Tamam, al 40 bin oldu. Yapıştır kanka 5. tier'ine. İnşallah kesebileceğiz bunu. 5. tier'i keser. 5 yapamasaydık bir 6 kesemezdi ama. Bu son kademesi abi, menzili nerede olursa olsun bomba atabiliyor ya, her türlü patlatır. Hı hı. Olmadı, gemilere de üzüm atışı ver kanka. Diyeceğim sen daha 2 gram para kasamamış adam çaresizlikten. Kanka ben sürük gibi her yere yerleştim ki. Çare gelmez. Ulan üzüldüm lan şu yerleşimini görünce, bir içim acıdı yani. Ben ne yapayım, yarı yok. En mantıklı böyle yerleşebildim. Kaç variant ekledim, o kadar variant gerim yoktu. Güzel, max kademe yapmakla doğru yapmışız. Hiçbir türlü ölmezmiş bu diğer türlü. Ben bir tane uçak atacaktım şey. Alttan sniper atacaktım normalde. Ha, elit sniper aslında, o da iyi, mantıklıymış. Bu hep işimize yarar ya. Paragon basacakken de buna ihtiyacımız olacak zaten. Allah bereket versin, 100 dolar. Böyle sinek gibi elleri ovuşturalım. Samet abi. He canım. Aşağı gemi koysana. Oo, adam tüm göletin sahibiymiş, gemi koymuyor ya. Hayatım. Biraz sıkışa sıkışa. Denizaltıyı abluk altına alıyor. Ne var canım, benim hatunun denizaltısı. Hain korsan babuş yengenin denizaltısını abluk altına alıyor. Onu indirir yakında. Bizim aramızda sen ben yok. Bizim denizaltımız, bizim değil mi hayatım?
Benlik bir şey de yok çünkü yerleşemiyorum. Aşkım Mete'yi taciz edebilirsin istediğin zaman. Sniper'ı koyup Mete'nin oraya girsin falan böyle. Şey, Sun Temple basıyor benim tüm tanılar Allah'a emanet. Kardeşim sen şimdi bana bu fikri niye verdin ki? Ben senin her şeyi alacağım. Süper basıp her şeyi alayım ben senin. Oh, harbiden de var ya çok rahat alınıyor ha. Şaka bir yana medium basmalıyız herhalde bu turu tutmak için. Tamam basarım ben şunu. Benim var bir tane ama. Yok bizim de atmamız gerekiyor. Yani görüşü önemli aşkım, ya. 6 tane yan yana koyacaklar. Koyuluyor mu 6 tane bilmiyorum da. Böyle koyuluyor. 6 tane yan yana koyup onu böyle en üst kademeye çıkaracaklar birini. Köyle falan bufflayacaklar. Ay gemimi sattım kazara. Bu HDK'da bakmam gerekiyor sanırım. Bana girdi. Ya bak şöyle yapabiliriz. Bizim şu ortak alanı birlikte kullanıyoruz ya Ozan. Ben oraya senin için işte istediğin kadar medium sıkıştırabilirim. Ya da medium'u ben sıkıştırırım kendi köşeme diyorsan. Ben kendi köşeme şeyi atayım. Köyü atayım. Uyar mı sana? Hani sen de medium'ları yerleştirirsin. Ozan. Ozan Allah'a emanet. Tek bir sorun var şey. Buraya şey koyamam ben. Bir tane köy koymamız lazım ya başına. Lan oğlum ben sana sabahtır ne anlatıyorum. Yuvarlığa koy medyumları da ben de altına köyü koyayım diyorum ya. Abi oraya şey koymayacak mıyız? Atıcı koymayacak mıyız? Çivi atış şey, yuvarlığın içine köy koyup şey yapabilirsin. Çivi tuzağında şey. Yanına koyarız. Olur abi ben şöyle yapayım bir tane. Şey burada 30 saat kapatın abi. Tamam ben de kapalı. Ben de otomatik. Ben şimdi şuraya koydum. Sen bir köy koy abi oraya. Tamam. Köyü tam ortaya koruyorum. Köşelerine yerleşelim tamam mı? Olur. Köy 2-3 mü veriyorum köye? Bu arada de bafladım beyler. 2-3 abi. 2-3 köy tamam. Ben de tam buranın aşağısına bir tane basabilirim istersen şeyden. Medyum var bunun çevresinde olacak. Çivi tuzağına üstten 4 vermemiz gerekiyor. Onu da yapışkanın yanına koyarsınız. Şey hey, ben bir şey yaptım. Ben bir şey yaptım. Onu mu yaptın? Maymuna polis açık mı? Hayatım çok iyi yaptın. Artık o hepsi bundan verecek galiba parayı. Bir daha aynı yerlere tarla kurabilirsin. İki tane gelir olur sana. Ama şey o bankadan gelirdi. Yengenin paniği efsane diye. Ben bir şey yaptım ama. Şey yaptım mantıklı da yenge. Pazarları yedi şimdi. Pazarlar otomatik para vermeyecek mi? Onu nasıl yedim ben bilmiyorum mekanik olarak. Tamam verecekse sıkıntı yok canım. Etrafına tekrar kurabilecek. İki katı para alacak yani. Aynen iki kat para kazanacak işte. Bir dahaki ne Mete gibi yaparsın. Mete'ninkiler daha fazla para veriyor. 1800-1800 atıyordur böyle. Aynen artık bunlardan bas etrafına yenge. Üstten gidiyoruz değil mi bunları basmak aynen. için? Aynen. Ama mouse da toplamak zorunda kalır Hatun. Şey mouse diyorum telefondan mouse giriyor. İşte iki pıt pıt yapar. Yap tıklar ekrana işte. Ya 120 tur tıklayacak mı sen? Pazarını yap geç yavrum ya. Maksimum pazar yaparsın ama o kesin lazım ki bunu toplamak için de tıklaması gerek zaten. Bu da atıyor. Bu da kulak veriyor. Yani bak dediğin gibi kulak. Ben başladım. Aynen bak kutuları topladığında da 200-200. Bu arada kanka ne kadar güzel neydi maymun köyü kurmuşsunuz ya. Hiçbir medyumu görmüyorum. Ha görüyor iki tanesini görüyor. Nasıl görüyor lan? Bildiğin görüyor. Bir boku görmüyor oyunu. Ben görüyor iki tanesini görüyor. Ha görüyormuş onu süper yap bari göreni. Param yok. Para verin. Ne kadar lazım? Allah'ın 45 kaysa ben 30 var. Yapıştır. Allah'ım yarabbim ya. Ay yola çıktığım arkadaşlarıma bak ya. Ben de gemi yükseltiyorum çaktırmadan. Adam aşkım ya, köyü sanmayla kurdursam böyle olur. Bir saniye. Aşkım bu arada şey yapabilirsin. Güçlerden çiftçi maymun alabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Ne kadardı? $50 mıydı neydi? Koy şu büyük maymun köyünün yanına bir yere otomatik toplasın. Muz yetiştiricisi var. Ha, evet aşkım bu. Otomatik toplar pıt pıt basmana gerek kalmaz. Alınım yok alınım. Ya bari şey yapsaydın. Önce köyleri koysaydın sonra ataydın. Ya karışmayın zaten dar alanda. Yeri dar hatunumun. Burada neyi bekliyoruz ki hadi gidiyoruz. Ben bu el başarılı olabileceğimize pek inanmıyorum bu arada. Diyor ya yola çıktığım takım arkadaşlarım. Benim Allah bunu yapmama ha tamam satamamışım. Az kalsın bir şey satıyordum. Aşkım bu arada mümkün mertebe skill basma.
aktif skill'in varsa bu can yeniliyormuş skill basınca. Şey nereden basıldığını bilmiyorum ki. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok demektir burada. Bully Hardgrove iyi yayınlar dileğini iletmiş. Teşekkür ediyorum efendim. Üçüncü ayında çok sağ olun. Evet Ramazan ya, bağımlılık yapıyor yani. Yalan değil. Ulan sanki bu düşmeyecek gibi bir his var içimde. Düştü şu an, Daikaka geçemedi. Peki Mete. Süper meymun. Asıl soru. Yolun ortasına bir tane Sun Temple'ımız yok mu? Kesinlikle yolu dondurup da. Tam böyle her yeri görecek böyle gireceğiz sana. Fago bu arada böyle ölmeyecek, haberin olsun. Ölecek oğlum ne var? Benim hatunun şey sürekli vuruyor, ölür ya. Uçağı. Ben benim hayat bak, benim hatunum zeki zeki. Görüyor musun? Her yerden vurdu. O şeylerin menzilinden çıktığında bile o uçak vurdu orada. Tam eder bir olsa evet. Buraya gel uçak, uçan kale basalım derdi. Evet uçan kale basacağım ben de. Hatunumla beraber ben de basacağım uçak. Benim uçan kalenin XP'si yetmiyor. Maksimum bu kadar bende. Çok ne kadar kasman lazım aşkım peki? Bakıyorum. 45 bin istiyor. 21 bin var bende. Tamam. Seninle her balon oynadığımızda mutlaka bir seviyede olsa uçak at hayatım, şey yapsın, seviye alsın. İnşallah. Desin o Samedar sana asıl tercih o zaman bastıcın uçağı. Uçak. Ve uçak için bir... Meteciğim seni güzel bir yatırım yapmaya ikna edebilir miyim? Uçan kale be. Aa, para verirsen bütün gemilerimi falan upgrade'leyeceğim. Hızlı bir... Hızlıca zenginleşeceğim, anladın mı? Şimdi zaman tamam, alıyor. Verdim. Ben zaten max gemi bastığım için hepiniz buff alıyorsunuz oradan. Ben de bastım o max gemi. Sen basana kadar ben 20 tur önce bastım onu. Lan ben her yere kuruldum. Her şeyi senin tek bir yere mi kuruldum lan? Yazık gariban Ozan. Gariban maymun. Gecen gariban maymun modunda şu adı ya. Gariban maymun. Şaka güzel diyorum, masada biz hala pazar kuruyoruz da bir üst yeri neyle keseceğiz? Bence bir paragon yapmamız lazım. Şey basmayın şu anlık. Süper miyim? Süper kesmez. Aşkım süper kesmez. Paragon lazım. Süper maymun ama kesmez yavrum. Para biktin abi, son kutu açık. Ama iki kolu var, kolu gelmeliydi burada. Tabancaşı var, tabanca. Para harcamayın, para da bittin abi. Var ya şu an aramızda en zengin Samet abi ya. Kaç tane gemi atmış bir, bir tanesini de maksimum yapmamış hayrına. Oğlum niye söylüyorsun, boşa para harcıyor ya. Üç tane varsa... Sıkıntı yok, 7 turda onun parasını çıkarır o gemi. Hey yavrum hey, kankacım niye param vardı biliyor musun? Çünkü uçağı biriktiriyordum Joe. 76.500'ü uçağa verirsen bu arada yatarız hepimiz. Yatarız. Tüm parayı bende toplayacağınız Geblo'lar, ben buraya Geblo paragonu basacağım. O zaman Geblo'ları kurup sana atayım bütün her şeyi. 4 tane Geblo'mu atıp hazır ve nazır bekleyeceğim. Aşkım şu normal okçu maymundan, dartçı maymundan her seviyeden basmaya çalışsana zahmet, olur mu birer tane? Tamam. Maymun bilgin açıksa yavrum, şu dartçıdan 2 tane basılıyor. 2 tane dartçı bas. Bu arada elinizdekileri satmanıza gerek yok. Paragon'un bir miktar yol ilerlemesi de sıkıntı yaratmaz. Yolun yarısındayken Paragon'u basarız. Yer bulabilirsem koyacağım da yerim yok ki. Mete'nin oraya yapıştır aşkım. Mete'nin orada şey var ya. Abinin o gemilerin oraya. Aynen benim pazarın orada falan. Ya da benim gemilerin oraya da koyabilirsin. Ya yolu görmesine gerek yok aşkım. Herhangi bir yere koysan yeter. Rastgele koy yenge. Benim paragon onları yiyecek zaten. Ham yapacak yakalayıp. Hamcı maymunlar. Vurun süper maymunun aşağısına da koyabilirdin yavrum. Koyacağım. Ay ne oluyor ne oluyor? Yetenek bastı. Geblo maymunlar.
Aşkım birkaçını son seviyeye bassan yeter. Neyse. Daha yerleştiriyorum bir dakika. Ama 4 tane yerleştirmen yeterli. İlkinci tamam, market. Sen bilirsin. Ya ben saygım kustum Mete. Ortadan gidiyoruz değil mi? Aşkım üstten, ortadan, en alttan birer tane fulle. Mete en çok Quiet Times olduğu anda ne yaptığını çok da hoşuma giden bir cümleye açıklamak istedim. Hadi ya o zaman fark etmiş. Ya ben 10 dakika önce fark ettim. Yani ekranın sonra duruyor kocaman. Sohbet arasında pat diye koyayım dedim. Abi para yok diyor. 100 binlik upgrade atıyor burada. Araya kaynattı. Ama ne için bak? 350 için? Bin çıkmayacak ki şimdi tospa. Sıkıntı yok. Paragon biraz ilerlesin. İşte Paragon diyorum. Boss. Kel kafasını. Gebloları hazırladım. Onlar full. Ben hazırlamadım. Benim geblolarım da full. Hazır. Altınınkiler de full. Onda bu kadar gidiyor herhalde. Aşkım paran mı yok yoksa XP mi yok? Param yoktu. O kadar ilerletebilirim. Ben sana atayım az bir şey. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi paraları... Yenge sendeki para kalsın. Sen seviye yükseltirsin. Ozan'la Samet abi tur başladıkça göndersinler geblolarını bastıysalar. Ben bastım. Ha, basmadıysan geblonu bas. Hayatım, dediğim gibi boss şu... biraz ilerlesin dert değil. Dartçıyı en alttan ilerletebiliyor musun aşkım arbeletçiyi? Nerede ki o? 23 bin istiyor. Tamam ben sana attım. Onu 23 bine ilerlet sana zahmet. Tamam. Tamam. Tamam yenge mancınığı da basmış. Bir Mete, plazma kafanız... hayran kulübü kalmış. O açık mı? Açık ben de bastım. 45 bin istiyor ama. En son, tamamdır. En üst. 45 bin için. Tamam 45 bin biriktirir şey yaparız. Attık sana. Tamam. Yani. Hallettim. Tamamdır. Şimdi tüm paraları bana sallayın. Para yok. Tamamdır başlatalım. Boss ilerledikçe para gelecek zaten. Mete'nin kafasına vurayım abi ya. O kel kafasına. Tur ilerledikçe paraları gönderin işte. Oğlum benden başka kimse para üretemiyormuş lan. Atıyorum ya. Fedakar yenge yine affetmiyor. Gönderiyor parayı da. Her şeyin aynı full edin. Ya ben de gönderiyorum. Ama öldük biz ben, bu arada. Ben biliyorum paramı board'a verdim abi. Bende para yok. 250 bini bir araya getirelim sonrası rahat. 150 bini. Şey satacaksın. Sarlayayım satacaksın. Ay. Evet. Canımız gidiyor canımız gidiyor. Bir şey olmaz ondan. Önden çıkardıkları hayaletten mi gidiyor hayat? Mete bas. Ya Mete sattın diye can da geldi. Sıkıntı yok canım 74 level paragon geldi. Can gelse ne olur. Hayır ya paragonun koca götünden dolayı bir daha tarla koyamıyorum. Senin adına ne koydu kadar koydu, üzüldüm koydu. Anlatamam. Koydu koysun. Tüh. Ama hiç hiç demiyoruz ki. Benim onu bastığım için hepimizin muz tarlası buff alıyordu. Yeniden ben de basarım. Sıkıntı yok. Lan. Abi satmasan para mı çıkıyordu? Şerefsiz. Ozan biraz... şöyle gelmeyecekti. Ozan biraz agresif. Ulan bu orada para veren ya. Ben. Para lazım deyip de 100 binlik köy basmak. Hayır bak. Hani board'u ben tutuyorum bu adam pezen gibi payonlara para yiyor. Muz satıp para yiyorum hemen. muz para. Avatar'ı ben bastım. Şeyi bastık. Neydi o şeyin? Ninja'nın yarısını ben verdim. Anasını bir geçen bana. Bu adam pavyonu para yiyor. Ozan içerlemiş gibisin. Ya. Adam akli dengesini kaçırdı benim yüzümden. Hayır abi adam yani utanmadan şey, sana bile para bastıracak şey yap diye. Tur tekrar başlat diye para bastıracaksın. Yalnız var ya paragonun yeri de ne kadar tatlı oldu ya abi, her şeyi. Utandığı için sattı şeyi. Kaleyi sattı. İyi geri basabildim ya çok şükür. Ya uzun süredir mühendis para bunu yapmıyoruz. Bir de mühendis yapmak gerekiyor. Kullanımı zor be. Bir de benim mühendis full değil Mete. Benim full. Aşkım sen mühendisi ne ara fullledin?
Şimdi güzel yani, iş yapıyor. Yenge bile fulllemiş babuş yani bak. Benim hatun fuller zaten canım, o oyuncu. O oyuncu, ben oduncuyum onun yanında. Oduncu. Oduncu. Bak attım bir tane. Aferin bebeğim. Yay. Ben tarlayı basamak için, çünkü bu full mühendisi basacağım. Onun kaçarı yok yani. Biz üçüncü kademeyi mi kestik az önce? Evet. Aynen. Daha dördüncü var, anladım. Uçak paragonu. Onu büyük uçan kale. Finalde yaparız. Şimdi ninja'mızı yapalım. Birkaç tane bastım. Haha, yenge mühendisleri basmış. Aynen, hatun mühendis basmış. Tamam o zaman, buyurun. Mühendis. O mühendis paragonunu yapıyoruz ninja yerine. Mühendis. Ya neyse yenge, daha fazla yükseltme mühendisleri, onlar öyle kalsın. Santaflix hoş geldin, merhabalar. Satayım mı? Görmedim aboneliğini. Yo yo, satma hayatım, tamam. Dursunlar. Mühendis paragonu yaparız. Zaten satmayacaktım da. Sorayım da. Sağ ol hayatım ya. Ya sonra yengenin şeyi nerede? Karakteri. Zavallı okçuyu koymamış. Unutmuş. Yerim yok. Ya sokaydın Metin'i oraya bir yere. Arkadaşlar siz de bana koymaya ne istekli çıktınız ya. Bir ben koymuyorum bak. Kıymetimi bil. Samet abi. Efendim canım. Sen bir odaklandın. O ağzını açamıyor. Yok canım, öyle şey olur mu? Ulan şaka bir yana, gemi paragonu mu bassak ya? Ya hepsi açık. Lan benim hatuna bastırdığınız o şeyi, mühendisi ya mühendis basacağız. Mühendis için harita çok uygun. Taretleri çok rahat şehir tarihinde görebilir yani. Tamam, ben bütün şeyleri bastım, mühendisleri. Ama mühendis paragonunu basan kişi sizin bölgenize taretleri koyamıyorsa hiçbir işe yaramaz. Böyle bir ihtimal var. Ben basarım. Ben de paragon açık. Ben basamam. Ben de paragon açık değil hayatım. Çok doğru dedin onu. Bu kadın çok akıllı ya. Zekasını seviyorum vallahi. Mete, uçak basacağız bu arada. Bence de ya, uçağa basalım. Diğeri çok riskli olmaya başladı. Uçak çok güzel pozisyonlar kanka, uçak. Satıyorum ya. Paraya ihtiyacım var zaten. Aman tanrım, şimdi değil. Vafalı yapma. Hayır. Aşkım şimdi satma, canı artıyor. Ya fulledi canı geri. Hayır. Tamam ya, panik yok, panik yok. Ben 2 milyon can kazandı orada. Hatun bizi ölüme sürüklüyor. Ama bir hoşuma gidiyor, bir hoşuma gidiyor biliyor musun? Bak gene biri bir şey sattı. Bir şey daha sattı herhalde. Hayır, satmadım. Yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Şey koydu, can buff aldı. Bence biz burada ikinci paragonu yapmalıydık. Sıkıntı yok, kesebileceğiz de. Biraz uzun sürecek. Umarım. Abi ya şey da ben mühendisleri satarım satmayın. Ve... Lan satma! Ve ölürüz yo. Bu arada evet, Lich'te mühendis basmamalıyız. Şimdi hatırladım, koyduğumuz her totemde de buff alıyor bu. O zaman benim sahada evet, full mühendisim var. Ben de bir şey daha söyleyeceğim. Biz ilk eşi söylemeyi unuttuk. Buffer koymuş. Ben mi? Aynen, ben de o hatayı bir tık yaptım. Kafası oradan çalıştı. Dünyada buff veriyor ya. Yo, vermiyor, sattım. Hayır! Aşkım satman daha büyük bir sıkıntı. Bir karar verir misiniz artık? Her buff verdiğinde bak, bir şey satman, koyman, glitch varken öldüm.
Abi bu yapar. Satmayın artık ne olur satmayın. Süper memnun. Süper memnun ateş ateş. Daha eğlenceli hale gelmeye başladı bu boss savaşı. Kanka bunu ben öleceğini zannetmiyorum ya. Bu çok fena gidiyor. O bir yerden yine çıngır çıngır bir şey sesleri geliyor. Bir şeyler satılıyor, alınıyor. Öldük bu arada. Yok yok şükür. Son anda da kesebilir ama artık bir şey... Çıkan bitirecek. Aynen, son turunda bir kuru kafa kalacak. Bir kuru kafası daha olsaydı patlamıştık ama o kesin yani. Çünkü görünmez kalıyor bak. Ana dediler ha tamam. Ya oğlum şey var, dediler ne yapacak bize? Aaaa! Oraya kadar geldi kanka DDT, korkutucuydu. Aaaa! O online bug'ından geldi. Hemen mühendisleri satıyorum. Şimdi bir şey yükselsen yükselttin. Boss'a da bir şey yükseltmeyin abi. Şimdi bir şey soracağım, buna ne buff veriyor? Ney? Boss'a simyacı buff veriyor hayatım. Buff vermesem değil. Upgrade veren bir şey, yetenekler. Hani su altta yeteneklerim var ya, onlar... daha sonra işte simyacıdır, dönüşmektir, senin Queen's'in özellikleridir. Onlar hep buff sayılıyor. Bu arada ben uçaklarımı bastım, para da var Paragon'u basacak, siz de uçaklarınızı fulleyin. Ben basabilirim Paragon. Ben ne uçağı oğlum, gemi yapacak mıyız? Uçağı ben basmak istiyorum. Ya sen özellik kullanmıyorsun abi, özellik kullanan biri bastı. Uçağı ben basayım, gemiyi sana verelim abi. İstediğin zaman böyle tuşa basar çekersin her şeyi. Flübüp diye. Ama gemi paragonunu bana bastıramazsın. Niye? Niye bastın ama oğlum, gemi yok mu? XP'si varmış, tamam bastırabilir misin? Ya bari paragonları açalım abi, sen de bir ara ya. Peki asıl paragonların... Abi köyü niye sattın? Canım öyle istedim. 90 binin hepsini süper memnuna yedirsem ne yapabilirsiniz ki? Yardıma ihtiyacın varsa para da yollayabilirim hayatım. Çöpe edersin. Seni destekleyebilirim. Yapıştı ya. Basat sana ne? Tamam. Hayatım başka bir şey basmak istiyor musun? Sana para yollayabilirim. Sıkıntı yok. Bende 1 milyonun üstünde para var. Tüm paragonları basabilirim. Ben de bütün paramı sevgilime veriyorum ha. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım harca. Kafana göre takıl. Benim kameram bu arada biraz kapalı olacak dostlar, haberiniz olsun. Madem süper robotumda ben de Batman basmak istiyorum. Sıkıntı var kanka, ben iki tane gemi koyabiliyorum. Sen gemilerini fulle, ben paragonu basarım. İşte Samet abi paragonu basar. Ben de Batman bastım, bana ne? Ya sen niye kızıyorsun? Ben 200 bin harcadım Batman'e. Mız mız gamers. Tamam ben uçakları da hazırlıyorum şimdi. O zaman gemileri ayarlamayı unutma canım. Tamam duracağım şey bir kala. Uzun süredir dozumuzu almıyorduk. Kardeşim sen Mete sen benle aşık mısın kardeşim, yok öyle bir şey. Kardeşim maaş mı söylüyorsun, hemen maaş söyledim. Yemin ediyorum ekranda mouse'u bulamadım. Şahin'im hoş geldin. Vallahi ekranda mouse'u bulamadım, biliyor musun? Şimdi Samet abi tüm tüccar gemileri satmayacaksın. İki tanesini satıp diğer iki gemilerden de fullleyip yerleştir. Tamam. Ama bana para vermen lazım. Sen de aynı şekilde yerleştir. Ben atayım. Tamam bebeğim. Teşekkür ederim. Ben ederim. Şu kadar daha versem gemi paragonu dahi basacak, paran çıkar. Şimdi Ozan sen de şey yap, gemilerden koy. Ben gemi paragonunu basmıyorum henüz siz demediğiniz sürece. 550 binim hazırda, bekliyorum ben. Oğlum ne para kasmışım be, hala 1.4 milyonum var. 1.4 adam işsiz abi. Ben de 1 milyon vardı kanka. 200 bini Batman'e verdim. Gebla.
Batman. Şimdi tamam, sen de gemileri fullledin. Ya yani yengenin gemi koyacak arazisi yok zaten. Yapıştır paragonu abi. Hey bir dakika bir dakika. Denizaltını satayım. Oraya iki tane koyabilir belki. Ha olur, oraya gemi koyabilirsin. Bir tane maksimum. Acık para. Sığacak mı? Hayatım istersen benimki de satayım. Fullleyebiliyor musun? E sana satsana sen senin yani gemilerinde XP varsa bebeğim şöyle satayım benim küçükleri. Tamam tamam satma satma. Oraya gelemiyorum abi, zaten. Son tur son tur sıkıntı yok tabii. Hı. Yok oraya şey, gelemiyorum zaten. Yine de gemilerin hepsini satmayın. Paragon 7'ni de seviye alır. Şey gemileri falan şey. Bankaları satın bu arada. Şu son tur ya. Bu kadar basabiliyorum. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Olduğu kadar. Şimdi Samet abi paragonu yapıştır abi. Ve canın sıkıldığında yeteneğine basıp bir şeyler çekersin. Ama yetenek can vermeyecek mi? Ha veriyordu herhalde. Çekmesine gerek yok ki oğlum. Senin oturumda çıkıyor hepsini. Şimdi herkes uçaklarını bastı mı basabildiği kadar? Ben basmadım. Benim yerim yok. Aşkım son tur, bu turdan sonra oyun bitiyor. İstersen satabilirsin. Aynen pazarlarını şeyleri, sat yenge pazarları. Onların yerine koy. Benim uçaklarım full bu arada. Uçak paragonunu meta basacak ya. Aktif skill'i var ya, aktif skill'i için. Gerçi skill basılmıyordu bu tur, bana bastırabilirdiniz uçak paragonunu. Yok şey abi. Yeteneği basılır herhalde ya, hasarı yetenek, çok yüksek. Abi yeteneği çok rahat 10 milyon falan vurdurabiliyor ya. Hani. O çektiği canı her türlü geri şey yapar. Hadi çektiğini tekrar alırız. Tamam. Her uçak türünden basabildiğini bas yenge, ben paragonu ateşleyeyim. Tamam. Bu kadar o, gidiyor benimkiler. Paragon geliyor. Zınk. Ozan pazarları mezara mı götüreceksin kanka? Unuttum. O kadar da kamp etmişim ki. Şimdi herkes paralarını bir göndersin bana bakayım. Elimizde total ne kadar kaldı bakayım. Yani ağaçların arasında da bir tane kaldı. Onu da sat. Yenge sen de pazarı sat. Aa kalmış mı? Ozan 400 bin de versene bana. Neyse ne yapacaksın? Şu karanlık güneş tapınağını basacağım. İki nasıl tane basacağım? Full hero basmışsınız. Çok rahat basılır şu an. Şeyin var mı? Adora var mı? Adoram yok da sıkıntı yok. Tapınak basamazsın. İyi olur. Adora yok ki nasıl olsun? Basılıyor kanka. Hiç mi denemedin ama Adora yokken? Adorası basılmıyor. Basılıyor. Basılıyor mu? Onu değiştim mi o en son? Basılıyor kanka. Benim bilgim 2010'dan kalmış. Bette de birden kalmış benim bilgim. Kutlanmış maymun. Nehre doldu, nehre bas. Menzilini almaması gerek, ona göre koyacağım. Ya Maidenmar satayım koşuyorsan ya. Hayır onları da sat da tabi. Süpermen'le Batman'i işte menzilini almamalar. Şurası güzel. Ya sonra ben ışınlanabilir miyim ya? Benimki ışınlanayım. Tamam. Her şeyi satıp parasını gönderirsin. Ben şuraya bir paragon basayım. Na 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 Batman. Simi acaba buff veriyor dediniz. Ha yok o yok olacak. Bunu inecek. Onu ham yapacak. Peki Mete. Asıl soru. Mal mısın? Ne oldu? Biz sana anlaşmadık nereye dondurup nereye koyacağız diye. Ulan pezemek o zaman balon savarı menzilini alacak, karanlık olmaz. Lan balon savarı alsa ne olacak? Karanlık olmaz ya, karanlık olmaz, karanlık. Ay senin karanlık sevdan ya. Karanlık Geblo. Bakalım aynen doğruları basmışız. Hop zınk. Mete bu arada hakikaten ador olmadan karanlık yapılabiliyor mu ya? Hı. İlginçmiş gerçekten. Dıbıdım dım. Geliyorum ben.
İnşallah yanlış basmamışımdır. Bak. Oha, Adara olmadan. Bir şey diyeceğim, Spider-Man iyiydi. Aşkım onları yiyip öyle karanlık güneş tanrısına dönüşüyor. Ama. Kalan parayı abi, çok rica etsem hanımıma atar mısın? Kendine bir Spider-Man bas. Kalbim dayanmıyor. Şey, sen gönder, yaşka sana gönderdim. Hayatım, sen bas tekrardan bebeğim Batman'ini. Tabii ben ona yiyeceğini söylemeyi unuttum. Spider-Man dedim Batman'e, kafam o kadar gitti. Yengenin zavallı Gablo maymunu uçup gidiverdi. Yemek oldu. Yanlış bastım, ol işte. Basmayacağım ya. Abi Ozan'ın şu anı görmesi gerekiyordu ya. Ben ağlamaya gidiyorum. İyi oyunlar. Görmediği daha iyi oldu. Zevkten dört köşe olurdu pezevenk. Ya. Altınla abi ben çok iyiydi ya. Ben onu çok sevmiştim, tamam mı? Ben onu çok... Bu arada bence geçme şansı yok ya. Benimki miydi? Geçmesin bir zahmet. Bu Bossa Venter'in abi yanlıkla böyle yapılıyor single oynadığında. Tüm her şeyi paragona yatırdıktan sonra full bundan basıyorsun. Bak elim ayağım titriyor bak. Yengenin zavallı balon savarı uçup gidiverdi. Toz oldu. Aşkım bir daha Mete'yle oynamayalım, tamam mı? Hayatım bence Mete'yi banlayalım. Geçen de balon yüzünden banladım değil mi onu? Evet. Evet. Mete ile Ozan balon yüzünden birer tur banlandıydı hayatım. Öngörülü bir insanım ben. Bu Ceblo Ozan nerede ya? Ya sen Ozan'ı boş ver, biz başlatalım yiğidim. İki tur var zaten. Haydi gidiyoruz. Bu arada boss yanaşamaz bile ya muhtemelen. Baksana çok 14 milyon şey vurmuş. Tapınağın tipe baksana şu an, chat face gibi karşısında dikilecek boss'un. Hmm. Kalan bütün paranı bana atar mısın? Teşekkür ederim. ATM'i basayım diye dedim de gerek yok galiba. 38 milyon canlı çıktı. Kanka uçağın vurduğu hasara baksana ya yetenekle. Anında canını indirdi. Her yetenekten sonra işte abi yerini tekrar belirliyorsun bota tam oturması için. Herkes öldürür sevdiğini. Herkes maymununun yer arkadaşıdır. Yok öyle bir şey. Herkes maymununun yer arkadaşıdır. Evet bu arada kameramı açtım. Mete, vaktin var mı? Buradan sonra Call of Duty oynayalım mı tekrardan? Sarkan'ı falan oynayalım abi, oynayalım. Dünden sonra canım çekti biliyor musun? Zombiler dürtsün seni Mete. Zombiler dürtsün seni Mete diyor. Hayatım sen iste yeter, ben bazı oyunlarda kafasına sıkarım. Ya niye eğleniyorsun bu kadar çıldıracağım ya? Maymunun giderken o tepkisi çok iyi değil miydi ya lan, ne oluyor? Ay burada ağlayacağım, kahkaha atıyor ya. Maymunun gidişi o göklerde kartal gibiydi. Bu arada bu kadar basmamıza rağmen iyi geldi buraya kadar ha. Tabii canım, o kadar güçlü paragona rağmen. Bu arada totemlerden kasalarını toplamayı unutma. Sandıklar anlık maymun veriyor bebeğim. Kanka uçak çok vuruyor ya. 3 milyon vuruyor her yeteneğinde. Böyle bir uçak mı olur? Uçağı göremediğim için.
24 uçak geçiyorsa olmuş. Benim meymunumdan ne istediğin? Ozan. Ozan tapınağa bastım. Tapınak süper maymunları yedi ya yenge şok. Benim maymunum nerede diyor. Senin maymun var ya, senin maymun artık yok. Kaan'cım gayet iyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın, sen nasılsın? Ben skill kullanmayacağım ya, skill kullandığın zaman can basıyor çünkü kendine. Evet. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Leech elit seviyede yenildi. Aa! Bak 4 atıcı türünden her birinden 5 adet yerleştir var hatunda. En cömert Ozan. Maymun Fidelansi Mete, ben Geblo. Baksana mal gibi duruyorum böyle. Abi 0-4 geri verdi ya. 2,5 milyon nakit. 4-0 bir şey verdi. 70 totem verdi. Çok iyi. Aşkım ellerine sağlık. Senin ellerine sağlık. Ama olsun bak, senin süper maymunun olmasaydı karanlık olmazdı o. Sövmek istemiyorum. Ben terbiyeli bir insanım. Ben söylerim, senin içinden geçeyim kardeşim. Zombiler dursun seni. Çok iyiydi ya, bir baktım maymun yok. Maymun zombiler dursun seni Mete. Kanka totem etkinliği geldi. 5 gün boyu daha kalmaya devam edecek. İşte artık her totem kasışımızda altın seviye sandık verecek. Sonra elmas seviye sandık falan var böyle. Bol bol anlık maymun veriyor. Hepsi de yüksek tiyarlı, yüksek kademeli. Evet, ellerinize sağlık tekrardan arkadaşlar. YouTube'dan izleyenler teşekkürler. Bay bay. İki dakika.